Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında emekli maaşları ve asgari ücretin yeterliliği sık sık tartışılıyor. Peki emekli ve asgari ücret zamlarında halk ne düşünüyor? Gelin birlikte soralım. Bizim beklentimiz bir şey yok ki. Patronlar ne diyorsalar o ne oluyor? Onlar ne veriyorsalar ona biz eyvallah diyoruz bütün millet olarak. Başka da yapacağımız hiçbir şey yok gibi geliyor şu anda. Peki memnun musunuz bu durumdan? Memnun olur muyuz canım? Memnun değiliz ama sadece bizde de olmuyor. Sadece Bakırköy'lü olmuyor. Herkes Bakırköy gibi olsa o zaman belki biraz bir şeyler değişebilir ama. Hanımefendi çünkü yapacağı bir şey olmaz. Yani aslında Erdoğan'ın kafasında sıfır zam var diyebilir miyim? Evet, sıfır zam var aynen. Sıfır zam var. Peki İstanbul şartlarında nasıl geçiniyorsunuz? Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Nasıl geçineceğiz değil mi? Geçinemiyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz ya. Çok kadar çalışıyoruz. Allah Allah. Geçinemiyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz diyorsun. Alamıyoruz. Geçinemiyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok canım be. Yok. Memleketi batırdılar. Bekliyoruz. Umudumuz yok diyorsun. Yok. Ben 90 yaşındayım. Böyle bir hükümet görmedim. Böyle bir cumhurbaşkanı görmedim. Yapacak bir şey yok ama. Peki zam oranları ile ilgili bir beklentiniz var mı sizin? İstediği zaman zam yapıyorlar. İstediği gibi oynuyorlar. Hiçbir şey çaresi yok bunun. Muhalefet diye bir şey yok. O yok. O yüzden istediği gibi oynuyor. Zam çok da maaşlar az. 25 yılında bu oran ne olur? Onu bilemeyeceğim yavrum. Onlar başımızdakiler ne istiyorsa oluyor. Bizim dediğimiz de olmuyor maalesef. Ben çok şükür emekliyim ama ben tabii ki çoluk çocuğumuz bana yetiyor ama nasıl diyeyim çoluk çocuk zor durumda. Okutanlar biz artık evlendirdik Allah'a çok şükür ama şimdi kirada olanlar evlere çocukları okulda olanlar için hayat çok zor. Hakikaten çok zor. Çok pahalılık var. O her şey pahalı. Onun için kıtı kına idare ederek geçinmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Emekli maaşlarınız aslında yeterli oluyor mu? Hayır. Onu sorarsın. Hayır. Çocuklarımız yardım ediyor. Peki emekli maaşı ne kadar olmalı? Vallahi bilmiyorum ama şu devirde kirada olanlar için en az 40 milyardan aşağı olmamasın. 40 milyon mu diyorsun, milyar mı diyorsunuz artık? Yani çünkü kira 20-25 milyon. Evi olmayanlara Allah yardım etsin. 17 bin lira para veriyor. Emekli maaşları yok denecek seviyeye getirildi. Tutup yarın olmayan bugünleri yaşıyoruz. Zorlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Akşamdan akşama yemek yeme durumuna geldik. Ekmeği yiyip üstüne su içip öyle yatıyoruz. Salı günlerde evimize yakın pazar var. Pazara da karanlıklarda gidiyorum. Karanlıklarda. Ne oluyor? O döküntüye gelenleri adamlar dökmeden önce en düşük parayla alıp diyelim kıvırcık aldım. Kıvırcığın çürük tarafını kesip atıyorum. Kalan tarafından da salata yapıyorum ki yemeğimi yanına karıştırayım. Ben de yiyorum olayım. Böyle giderse açlığa talim ediyoruz. Açlığa talim edince işler ayna çalsal oyna. Biz de oynayı bilmiyoruz ki nereye doğru gidiyoruz ama gidiyoruz. Vallahi emeklinin şu anda maaşının 50 bini aşılmaması lazım. Bir otopark parası aylık olmuş 3 bin lira. Ev kirasını veriyorlar 4 bin lira. Çok düşük yani bu şartlarda hiç yaşanacak bir durum kalmadı. Peki 2025 yılında sizce asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olur? Beklentiniz nedir? 2025'te mi? Evet. Vallahi şu şartlarda en az 50 bin lira olması lazım. En az. Eğer o da evi varsa yani. Yoksa bu şartlarda geçinmek çok zor. Erdoğan zaten hemen gitmesi lazım. Onun kafasına bakmayacaksın. Türkiye'ye krallık getirdiler. Tek adam şey olur mu ya? Demokrasi varken Erdoğan kim ya? Erdoğan kim ya? Hala bu adamın peşinde koşuyorlar. Hala bu adamı tutuyorlar. Bence çocuğu olan aileler için yeterli değil. Ama diğer insanlar için yani geçinmekte hani şu an çok zorlanıyor insanlar asgari ücrette ama en çok çocukları olan aileler zorlanıyorlar. Hani benim yaşımda birinin atıyorum hani çok zorlandığını düşünmüyorum. İhtiyaçlarından biraz kısarsa zaten aile evinde yaşıyor ama bir ailenin geçinebileceğini düşünmüyorum asgari ücretle. Peki okuyor musun? Okuyorum. Bir öğrenci için sence şu anda nasıl hayat şartları? Ya konforlu değil. Kaliteli bir yaşam yani şu an Türkiye'de asgari ücretle çok zor. Burslarla da çok zor. Emekli maaşıyla geçinmek mümkün mü? Yeterli değil.
tahminlerimi de bilmiyorum artık. Bizi yönetenlerin âli cenaplıklarına böyle yani yüce gönüllerine, bonkörlüklerine kalmış bir şey. Valla bence yani 50-60 bin lira olması gerekir. Ama tabii bu şartlarda olmayacağını. Yine bir tenderin olduğu sürece. Evet evet yani her şey çok pahalı. Yani o her şey acayip pahalı. 10 katına çıktı her şey. Yan gelirim olmasa geçinmek mümkün değil. Yani illa bir yan gelire ihtiyaç tabii ki. Hiçbir beklentim yok. Yani yeterli bir ücret vermeyeceklerini biliyorum. Hiç çok beklentim yok, evet. Çok azlar ikisi de. Bu ülkede bu pahalılıkta onlarla geçinmek mümkün değil. 2025'te zam oranları ne olur? Vallahi ne zamı gelirse gelsin kişileri etkilemez. Bu pahalılık devam ettiği müddetçe kişileri etkilemez. Emekli maaşla geçinmek kolay mı İstanbul'da? İş yok ki emekliler nereden iş bulacak? O yaştakiler nerede iş bulacak? Gençlere iş yok ki. Üniversite mezunları boşta geziyor. Şimdi nasıl o yaşlılar alacak, işe alacak kişiler yaşları almıyorlar ki? Ülkede yani yaşamak bu zor. Ülkede yaşamak zor. Ya bunda eminim herkes mutabıktır bu konuda. Artırılması lazım kesinlikle. Vallahi hiç umudum yok. Kesin yetmiyor. Ya yarısı zaten şeyde kira. Hiçbir şey kalmıyor. Peki 2025 yılında bu oran kaç olmalı sizce Erdoğan? Vallahi hiç umudum yok ama en azından bir 30 yapsalar bir nebze şey yapar yani idare ederiz yani. Onun dışında 25 şey yapsa bir anlamı yok. 17-2 yapacakları 22 diye söylüyorlar ama onu da 25 yapsalar gene kurtarmaz. Çalışan kesimi nasıl kurtarsın? Ama %15 yapacaklar herhalde. Mahkum ettiler bizi. Açlığa mahkum ettiler. Geçinebiliyor musunuz İstanbul şartları? Canım neyle geçiniyorsun? Nasıl ya? Nerede öyle bir hayat? 12.500 lirayla geçinmek mümkün mü? Bu durumda aslında ek gelirinizin de olması gerekir. Eğer eviniz kiraysa geçinmek daha tabii da zor. Ben evim kira değil benim. Kendi evim ama inan ki zorlanıyoruz ya. 12.500 lirayla ne? Olacak iş değil ya. Ya Allah aşkına. Bunda utanma, sıkılma yok mu bunlarda ya? 12.500 lirayla geçirir mi ya? Allah aşkına ya. Soruyorum ben sana. 12.500 lirayla ne alırsın ya? Ya adamlar yabancılara bizden fazla sığınmacılara para veriyorlar. Bizden fazla. 30 sene para ödemişim. Haram zehir olsun ya. Kendi maaşlarına 130 zam yaptılar ama. Kaç yüz bin lira alıyorlar biliyor musun? 5-6 yerden maaş alıyorlar. Ayıp ayıp. İnsanlar emeklilere dilencilik yaptı. Dilencilik yapıyorum ben, dilencilik. Topluyorum, aç kaldım. Paranın geçirilmez. 12.500 lira ne alıyorsun? Bir kilo ayakkabı alamazsın ya. Allah aşkına ya. Ayıp ayıp ya, ayıp ya. Bir vatandaşın herhalde 50 bin lira para salması lazım. Bugün bir ev kirası 30 bin liradan aşağı ev kirası yok ya. 20 liradan yine geçilmez. 20 liradan yine geçilmez. Mahir Bey'e selamlar olsun. Hemşerim benim o. Emeklilerin durumuna bakıyorum ve bu arada bütün dünyayı da gezdim. Gitmediğim 12 ülke kaldı. Yazdım, videolar çektim. Çok çeşitli yönlerde çalışmalar yaptım. Emekli maaşı ne Türkiye'de? Emeklilerin durumunu kim düşünüyor? Ben emekli değilim. Ama emekliler pranga mahkumu gibi. Hiç yetmez, hiç yetmiyor. Ben görüyorum çünkü. Böyle bir çıkmazın içindeler. Kendi kendilerine kandırıyorlar. İncir, erik. Sayabilirim meyve çeşitlerini. 70-80 ucuz. Ucuz bunlar, çok ucuz. Canım çekiyor incir yemek bazen. Hiç bu sene 100 liranın altına düşmedi taze incir. Şimdi kurusu 600 lira, 550 lira bilmem ne. Her şey anormal pahalı.